Allah'a şükür açtık abi. Peki kalep nasıl abi? İyi abi, şimdi iyi gösteriyor. Şimdiki iyi. Peki ya, vatandaş turbu sobaya mı yoksa teneke saç sobalara mı gidiyor abi? Bu sırada biraz daha saç sobaya rağmen biraz daha çok görünüyor gibi. Düşük. Ne deme abi? Geçen sene depremden dolayı hiç soba satmadık. Evet. Bu sene millet normal evlere geçti. Doğal gaz, bu tür şeyler yanlış olmasa yok artık. Tek katlı evlere hep saç sobalara dönüştü. Sana iyi görünüyor, inşallah iyi olur. Peki fiyatlar nedir abi? Fiyatları yani kapasitesine yani göre? Fiyatlar aşağı 25 ile 30 arası. Neye göre değişiyor abi peki? Fiyat saç yani büyük küçüklü değişiyor. Büyük küçüğüne göre evet değişiyor. Evet. Peki kırsal kesimden yani köylerden ilgi nasıl saç sobalara? İyi, iyi gösterir, iyi olur inşallah. Günde kaç soba yapıyorsun? Günde 5-10 tane. 5-10 tane yapıyorsun. Evet. Peki neler yapıyorsun? Yani ilk nasıl bir aşamayla başlıyor soba? Önce sadece tabaka halinde alıp kesiyoruz makasla. Artık ölçüleri var. Boy boy kesiyoruz sobalarımızı. Burada kendi el yapımımızla yapıyoruz abi. Baştan sona elemeyi diyorsun. Evet abi. Peki. Müşterinin özel böyle siparişi falan oluyor mu? Yani şu şöyle olsa böyle olsa, yoksa standart mı üretiyorsunuz? Müşteri pek fazla sacı anlamıyor ama işte genelde mesela kalın sacı isteyen oluyor. İyi maldan yapın falan diyen oluyor. Bunlar da özel yapıyoruz. Normalde hepsi sacılar aynı. Ama özel oldu mu sacı daha kalın istiyoruz, arıyoruz. Sacı satan dükkanlarda yapıyoruz sobalarımızı. Siz bu işi nereden öğrendiniz? Ben 2000 yılından beri çalışıyorum bu işte. Ustalarımızdan öğrendiniz, siz evet devam ediyorsunuz. Evet. Siz öğretiyor musunuz birilerine? Ben de öğretiyorum. Ama depremden önce biz burada 4 kişi çalışıyorduk, artık bu sene 1 kişi çalışabiliyoruz. Yani bu kadar işimiz hani değişti yani. Peki sanatınıza olan ilgi nasıl? Yani şu anda bu işi yapanlar çok fazla var mısın gibi yoksa? Çok var abi. Çok var. Çok var. Peki. Yani ilgi hala düşmedi diyorsun. Ya, aynı devam ediyor. Hatta bizim dükkanda çekmemek için bu kontağı yapabiliriz. Ya Allah. Bu kontağı da tutmuyor normalde. Hayatta burada yapmaz diye ben. İşlem tamam. İşin hangi aşamasındayız şu anda? Şu an ayaklar bitti artık. Şapkayı evet koyma zamanı geldi. Bu da işin son aşaması. Evet. Bitmiş oldu. Artık bunu da boruya taktığın zaman içeriye yağmur girmeyecektir. Evet. Peki olsun.